Merhaba herkese. Haftar Tüpraş günlük grafik. Geçen hafta 27 Şubat'tı. Yani 200 ortalamayı gene denedik. 200 ortalamayı denedik ama Tüpraş'ta aynı alanda ufak tefek satıcı geldi. Fakat 3-4 gündür artık ısrarlı kalıyor. Bu kısma çok yakın kalmaya başladı 200 liraya doğru. Dolayısıyla bu hafta önem taşır. Yani 200 liranın üstünde alıcı kuvvetlenir diye düşünüyorum ben. Yani kırılırsa yeni bir alan açılır önünde. Bir daha yeni haftada 220'ye kadar %10'luk bir payı var orada. Bu kısım takip edilebilir. Tabii bilmiyorum, savaşla, enerjiyle alakalı başka beklentiler var mı temel analiz anlamında, onu o arkadaşlara sorun. Yani bu alımın bir sebebi olur mu, bu tür bir alımın olmaz mı, onu bilmiyorum. Onu söyleyeyim, bazen soran arkadaşlar oluyor. Ben ilgisi değilim temel analizin. Ama hala kırılmadığı için bandımız geçerli. Aşağıda 162, yukarıda 200 olarak majör anlamda takip etmeye kısa vadeli için devam edilir. Yeni haftada 187 ve 180 özellikle bu alan destek hattının sırasıyla önce 187, 187 üst, bakın 191 arada 8 ortalamamız, ama yani bu tür alanlarda çok güvenilir değil 8 ortalama, onu söyleyeyim. Ama 20 ortalama biraz daha önemli bana göre. Onun için 180 diyorum, 191 demiyorum. 180 üstüne kaldıkça 200 zorlamaları beklenebilir. 187 bozulursa aşağıda 179 var destek hattı. Kırılıyorsa bir bandın alt tarafına da hareket beklenebilir. Dolayısıyla bir strateji kurarken bu 180 ve 179 göz önünde bulundurulabilir diye düşünüyorum. 162 kopmadıkça burada da korkacak bir şey yok, onu da söyleyeyim yani. 162 kopuyorsa, yani böyle zamanlarda en kötü şey testere piyasasına girmektir. Yani siz hiç şey yapmazsınız, grafiğe bakmazsınız, etmezsiniz. Gidersiniz, atıyorum yukarıda dirençli alırsınız, desteğe gelir korkarsınız, eyvah dersiniz, bu gidiyor ölüyor bu üst senet, satayım ben burada dersiniz, satarsınız, hop bir daha sattığınız yere gelir. Onu uyarayım. Yani testere piyasası bir küçük yatırımcının en çile çektiği piyasa. Çoğu kişi grafiklere de bakmadığı için yani tam böyle üstünde alıyor, altında satıyor. O bir şey, bir bedavadan para kaybediyor. Ona da dikkatli olmak lazım yani bir strateji kurarken. Yani şu an bana göre çok şey bir alanda kapatmadı. Kötü bir alanda kapatmadı. Evet, 200 kırılamadı ama hala piyasa 4 gündür mesela yani 3 gündür en azından inatla deniyor o kısmı. Umuyorum yeni haftada yani bir 200'ü kırsa iyi olur ya. Bir 220 bakalım, ihtimal. Yani oraya doğru bir hareket. Yani güçlenir diye düşünüyorum bile. Yani 200'ü kırarsa benim kafamda o var. Acaba bir miktar daha şey gelir mi? Alıcılar cesaretlenir mi? Çünkü şimdi burada 199'da, 195'te özür dilerim. Bu alanda trader çok girmez buna. Kimse girmez 200 kırılmadan, biraz bir frene basar herkes. Bir kısım insanlar mesela stratejik olarak teknik anlamda trade edenler burada hafifleyebilir biraz, yani parça olarak söylüyorum. Bir miktar elinde satabilir, öyle beklemeye girebilir. Onun için bence önemli bir direncine çok yakın. Umuyorum yeni haftada bakalım üstüne çıkar ve umuyorum da bir şey getirir. Yani yeni bir heyecan getirir senette. RSI bu şey diyen olabilir ya, bu RSI biraz böyle sıkıntılı duruyor falan, hani bakın bu ikinci gidişte biraz negatif bir alan oluştu burada, yani negatif RSI alanı oluştu diyen olabilir, MACD için de söylüyor olabilir, ama bir önemi yok benim için. Ben hep söylüyorum, bu negatif görünümlerin kısa vade için çok bir önemi yok. Yani iyi değiller tabi oluşmaları, yukarıda momentumun azaldığını söylüyor bize hem MACD hem RSI. Bir miktar momentum düşüşünü gösteriyorlar. Zaten negatif demek o demek. Ama bu senedin patır kütür satılacağı bilmem ne anlamına gelmiyor. Ya buradan çünkü vites arttırıp bu grafiğin düzeldiğini de, yani oradaki görünümlerin düzeldiğini de çok gördük daha önce. Dolayısıyla büyük bir önemi yok ama tabii biraz şey, yani RSI'ye baktığınız zaman işte o momentum 200'e geldiği zaman tak diye kesiliyor. Onu gösteriyor RSI'da. Bir miktar ihtiyacı var vites arttırmasına 200'ün üstüne. Ya iyi olacak. Bu görünüm yoksa şey oluyor yani, biraz mesela çekilmeye başladım senin, bu sefer de panikle hızlıca satıyor piyasa. Yani aşağıdan alırım nasıl olsa davranışına giriyor herkes. İşte mesela ya 200 dememdeki bir sebep de o mesela, 200 FOMO da yaratabilir piyasada Tüpraş için. Yani şu an mesela MACD de pozitif, yani RSI biraz şeysiz, momentum düşüklüğünü gösteriyor ama iyi kötü 58'de, 58 fena bir alan değil. 200'ü geçerse bir FOMO ile beraber ayçiçek yağına hücum gibi. Yani biliyorsunuz böyle zaten, yani şeyler böyle oluşur. Yani çok dik dik grafikler öyle oluşur. Bakın şurada kopma ondan.
geçiyor 160 falan. Ondan sonra ne oluyor? Piyasa eyvah kaçırıyorum. Dolar da gidiyor. TL'de kaldım. Ne yapayım? Al 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 abi. Ne alayım? Ne istiyorsan ne bulursun onu al diyor bu sefer. Yani dolarda da böyle oluyor. İşte işler çığırından çıktığı zaman fark etmiyor abi. Hepsi bir meta mal. Hepsi alınıyor, satılıyor bunların. Her şey parada öyle. Bu alım satımlar biraz daha onun için tetikleyebilir diye düşünüyorum. Ben yani biraz detaylı konuşuyorum. Tam olarak yansıtmak için düşüncemi. Görünüm bu. Hala pozitif. Bakalım yeni haftada 200'ü kırıp biraz daha böyle güzel bir alana gidecek mi? Herkese iyi haftalar.